Bu dersimizde 30 senelik bir dönem içerisinde vergi sonrası kişi başına medyan gelirin Amerika Birleşik Devletleri'ndeki trendini farklı ülkelerdeki trendlerle karşılaştıracağız. Bahsi geçen 30 senelik dönemin 1980 ile 2010 arası olduğunu da hemen belirtelim. Örneğin burada Amerika Birleşik Devletleri ile Kanada arasında bir karşılaştırma görüyoruz. Dönemin başında kişi başına düşen vergi sonrası medyan gelir Amerika için daha fazla. Ama 30 senelik süreç boyunca aradaki farkın kapandığını ve iki ülkedeki oranların birbirine çok yaklaştığını görüyoruz. Bu 30 senelik dönem içinde bu grup için Kanada'daki artış oranı daha yüksek olduğundan aradaki farkın kapandığını söyleyebiliriz. Sıra geldi Norveç'e. Yine aynı dönemde yani 1980 ile 2010 arası döneme bakıyoruz. Norveç'te de Kanada'dakine benzer bir durum söz konusu. Dönemin başında iki ülkenin kişi başına düşen vergi sonrası medyan gelirleri arasında büyük bir fark varken zaman içinde bu fark kapanmış. Bu noktada Norveç'teki kişi başına düşen vergi sonrası medyan gelirin artış oranının daha büyük olduğunu söylemek mümkün. Ancak dönemin sonuna geldiğimizde Amerika Birleşik Devletleri'nde vergi sonrası medyan geliri bu seviyede olan birinin Norveç'tekilere göre daha iyi durumda olduğunu da söyleyebiliriz. Dikkat ederseniz bu durum aslında buradaki ülkelerin hemen hemen hepsi için geçerli. Hepsinde Amerika'ya kıyasla daha dik bir eğri görüyoruz. Başka bir deyişle artış oranları bu ülkelerde Amerika'ya göre hep daha fazla olmuş. Ama Amerika Birleşik Devletleri mutlak bir seviyede hep daha iyi durumda kalmış. Aradaki fark kapanmış ancak Amerika'nın kişi başına düşen vergi sonrası medyan geliri hep daha yüksek. Evet, grafikleri bu şekilde yorumlayabiliriz ve bu yorumlara dayanarak aklımıza başka soruların gelmesi de bir ölçüde kaçınılmaz. Bunun sadece 50. yüzdelik dilimindeki kişiler için geçerli olduğunu görüyoruz. Medyan demek tam ortada yer alanlar demek, öyle değil mi? Peki, dağılımın farklı yerlerinde bulunanların durumu nedir? Az önceki grafik dediğim gibi 50. yüzdelik dilim için geçerli. Burada ise diğer gelir grupları için de bir karşılaştırma var. Amerika'yı en üstteki bordo renkle göstermişler. Örneğin bu Kanada'nın trendlerini gösteriyor. Dönemin başında kişi başına düşen vergi sonrası medyan gelir Amerika'dan düşük ama dönemin sonunda az önce de gördüğümüz gibi fark kapanmış. Burada diğer ülkeleri de görüyoruz. Norveç, Hollanda, İngiltere, İsveç ve diğerleri. Böylesine bir grafik diğerine kıyasla daha faydalı. Neden diyecek olursanız bu dönem boyunca diğer tüm ülkelerdeki artış oranı Amerika'dakinden yüksek olmasına rağmen en azından medyan gelir için bunu söyleyebiliriz. Dönemin sonuna baktığımızda Amerika'da oranın daha yüksek olduğunu görüyoruz. Şimdi de baz aldığımız ülke ve gelir gruplarına bağlı olarak grafiğin nasıl değiştiğini göreceğiz. 5. yüzdelik dilime göz atalım. Örneğin Almanya gibi ülkelerde bu yüzdelik dilimde yer alanlar Amerika'dakilere göre hem %80'de hem de 2010'da çok daha iyi durumdalar. Yine de iki ülkedeki gelişim oranının benzer olduğunu da söyleyebiliriz. İrlanda'ya bakalım bir de. İrlanda'da dönemin başında geliri 5. yüzdelik diliminde olan birinin pek de iyi bir durumda olduğunu söyleyemeyiz ama dönem sonunda daha iyi durumda olduğunu görüyoruz. 10. yüzdelik dilim, 20. yüzdelik dilim diye devam edebilir ve her bir yüzdelik dilimdeki trendleri inceleyebiliriz. Bu dönemde de Amerika Birleşik Devletleri'ni ele alacak olursak yüksek yüzdelik dilimlere geldiğimizde enflasyona göre düzeltilmiş vergi sonrası gelirin gelişimi çok daha keskin olmaya başlıyor. 95. yüzdelik dilime bakar mısınız? Amerika dönemin başında diğer tüm ülkelerden çok daha iyi durumda ve dönem süresince de aradaki fark giderek açılıyor. Buradan farklı çıkarımlar yapmak mümkün. Bazı ülkelerdeki gelişim oranının çok daha yüksek olduğunu söyleyebiliriz. Bununla birlikte İrlanda ya da İspanya örneklerine bakacak olursak gelişim oranının özellikle de düşük yüzdelik dilimler için çok daha yüksek olduğunu görüyoruz. Ama mutlak düzeyde hala çok iyi bir durumda olduklarını söyleyemeyiz. Demek istediğim dönemin sonunda yani 2010'daki oranlara baktığımızda Amerika'daki oranın daha yüksek olduğunu görüyoruz. Grafiklere bakınca aklımıza gelebilecek sorulardan bir diğeri ise şu. Enflasyona göre düzeltilmiş vergi sonrası gelirin gelişimi neden Amerika'daki en tepedeki yüzdelik dilimler için daha iyi?
Bunun sebebi vergi politikası olabilir. Diğer ülkelere kıyasla Amerika'da en yüksek marjinal efektif vergi oranı daha düşük. Bu da bu gelir gruplarındaki insanların ödedikleri verginin diğer ülkelere göre daha düşük olması anlamına geliyor. Diğer gelir gruplarına göre daha yüksek bir yüzde ödüyor olsalar da oranlar genel olarak Amerika için daha düşük. Bu noktada bunun iyi bir karşılaştırma olmadığını da düşünebiliriz. Amerika ekonomisi bu ülkelerin çoğundan çok daha büyük bir ekonomi. Burada ülkeler arasında Amerika'ya en yakın sayılabilecek ekonomi Almanya ve Almanya ekonomisinin de Amerika ekonomisinin dörtte birinden küçük olduğunu bilmelisiniz. Diğer videolarda bahsettiğimiz farklı dinamikler de söz konusu olabilir tabii ki. Ama genel olarak bu verilerin bize ne anlatmak istediğini görebilmek oldukça ilgi çekici, öyle değil mi?